Abi yeter ya. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Esat Mahmut Kocaman ben. Şu anda üzerinde bulunduğumuz işletme Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bağlı alabalık üretim tesislerindeyiz. Şu anda da arkamda zannediyorum görünüyor yemeklik boydaki balıklarımızı halkımızın satışına sunmak için havuzumuzdan boylayarak çıkarmaktayız. Tabii burada yapmış olduğumuz hizmet sadece halkımıza balık satışı değil, bunun yanında yetiştiricilerimize de yumurta ve yavru desteği sunmaktayız. Örneğin bu yılki yumurta döneminde yaklaşık olarak 700 bin adet gözlenmiş yumurta, 200-250 bin adet de yavru olarak üreticilerimize destek sağladık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz işletmemizde gökkuşağı alabalığı, salmo turutla faryo, kırmızı benekli dere alabalığı ve salvenus fontinalis çeşme alabalığı olarak 3 farklı alabalık yetiştirmekteyiz. Bu 3 farklı alabalığımızdan dileyen halkımız Erzurum'da bulunan veya Erzurum'a misafirliğe gelen bütün vatandaşlarımız gelip buradan canlı olarak veya fileto olarak hazırlanmış alabalıklarımızı alabilirler. Ve güvenle alıp tüketebilirler. Hiçbir tereddüte mal yoktur. Balıklarımız oldukça sağlıklı ve tüketim hazır halde halkımızı beklemekteyiz. Alabalıklarımızın satış fiyatları ise canlı olarak 35 TL kilogramı, filet olarak hazırlanmış olanların da 70 TL'den satılmaktadır. Erzurum ilimizde özellikle 2000 rakımlarda çok önemli bir potansiyelimiz olan su ürünleri üretim potansiyelimiz de son yıllarda ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Erzurum'da hali hazırdaki gerek karadaki havuzlarda ve gerekse baraj göllerindeki kafeslerde yıllık 2100 tonun üzerinde alabalık üretimimiz var. Önümüzdeki süreçte bizim hali hazırda Arkun barajımız var, işte Pasinler'de barajımız var. Yeniden İspir'de ve Ayvalı'daki Arkun ve Ayvalı barajımızın faaliyete geçmesiyle yıllık potansiyelimiz 7000 ton üzerine çıkacak. Hali hazırda bu yıl itibariyle 2000 ton üzerindeki üretimimiz önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda 7000 ton hatta 10000 tona doğru yaklaşmaktadır. Bu tabii ki su ürünlerinin üretimiyle ilgili bakanlığımızın aynı şekilde yoğun şekilde destekleri de var. Hem bireysel üretilen kilogram başına alabalıkta 75 kuruş, hakeza özellikle tesis kurmada
işte kafeslerin yerleştirmesi, ona yönelik jeneratörlerin, alet ekipmanların alınmasına yönelik 3 ekonomik yatırımlar programımız kapsamında 3 milyona kadar %50 hibe desteğimiz var. Aynı zamanda üretilen barutların işlenmesi, temizlenmesi ve onların dondurularak başka yerlere gönderilmesi adına da tesis kurmada yine 3 milyona kadar olan projelere %50 hibe desteklerimiz devam ediyor. Tabii ki burada üretilen balın çok ayrı bir değeri var. Biraz önce ifade ettiğim gibi 2000 rakımda üretiliyoruz ve bizim özellikle yazın su sıcaklığı artı 18 dereceye geçmediği için yaz boyunca da üretimimiz devam ediyor. Birçok ilde, bölge dışındaki birçok ilde yazın balık üretimi duruyor. Ve bizim burada ayrı bir avantajımız daha, burada üretilen balıklar tat ve aroma açısından gerçekten diğer bölgelere kıyasladığımızda çok ayrı bir yeri olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu üretimin arttırılmasına yönelik gerek karada ve özellikle de baraj göllerinde biz önümüzdeki süreçte daha da fazla katkı vermeye çalışacağız. Şunu da ifade edeyim, zaman zaman burada üretilen alabalıklar belli bir boya geldikten sonra yoğun bir şekilde Karadeniz illerimize gönderilmekte. Orada denizlerdeki lagünlerde büyütülüp somun halinde yurt dışına da gönderilebilmektedir. Hakeza bizim gerek il içi piyasamızda tüketimler çok olmakta. Yani il dışında da Ankara'ya kadar bizim burada üretilen balıklar gönderilebilmektedir. Çünkü buradaki tat ve aromadan dolayı bir tercih sebebi var Erzurum'da üretilen balığa. İnşallah önümüzdeki süreçte biz bu üretimi daha da arttırmış olacağız. Bu balık üretiminde yoğun şekilde bakanlığımızın destekleri de var. Bizim şu anda ürettiğimiz alabalıklara kilogram başına 75 kuruş destek veririz. Bunu aslında biraz toplam üretme oranladığımızda yüksek miktarda bir destek de veriyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 8 milyon TL sadece balık üretimine bakanlık olarak biz destek verdik. Hakeza aslında su ürünleri sadece buradaki balık üretiminde değil, diğer göletlere de zaman zaman yavru sazan balıkları bırakarak oradaki yerleşik halkımızın olta balıkçılığı şeklinde az da olsa onların katkı sunmak adına da göletlerimize de balıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Sadece 2020 yılında 55 bin adet sazan yavrusunu biz Erzurum ilimizdeki farklı göletlere bıraktık. Bununla ilgili her yıl bu şekilde bu göletlere, farklı göletlere sazan yavrusu veyahut da oradaki duruma göre farklı çeşitleri getirip göletlerimize bırakıyoruz.